Arkadaşlar geçen hafta trigonometrik fonksiyonların türevini anlatmıştık. Bu hafta ters trigonometrik fonksiyonların türeviyle devam edeceğiz. Biz trigonometrik fonksiyonların tersini başına arc getirerek gösteriyoruz arkadaşlar. Y eşittir sinüs üzeri eksi 1 u ile arc sinüs u aynı şeyler arkadaşlar. Bakın y üssü eşittir u üssü bölü kök içerisinde 1 eksi u kare. Y eşittir arc kosinüs u'nun türevi. Y üssü eşittir eksi u üssü bölü kök içerisinde 1 eksi u kare. Bakın sadece arada eksi var. Y eşittir art tanjant u'nun türevi de y üssü eşittir u üssü bölü 1 artı u kare. Art kotanjant u'nun türevi de y üssü eşittir eksi u üssü bölü 1 artı u kare. Bakın sinüsün türevi kosinüstü, kosinüsün eksi sinüstü. Bunun gibi birbirleriyle ilgili türevler vardı arkadaşlar. Bakın bu kısımlarda hiç kosinüs, sinüs falan yok şu kısımlarda. Bunu şöyle anlatayım. Bir tanesinin sadece sinüs x'in türevi nasıl arc sinüs x'in türevi nasıl şuna dönüşüyor? Şu kısma dönüşüyor. Onu anlatayım. Bakın y eşittir arc sinüs x ne eşittir arkadaşlar? Sinüs üzeri eksi 1x yani tersi şeklinde yazdığımız zaman bu sinüs üzeri eksi 1x eşittir y ise arkadaşlar bu şöyle olur. Sinüs y eşittir x şeklindedir. Bakın bu fonksiyon. Bunun da iki tarafında türevini alırsak sinüs y'nin türevi kosinüs y bir de y'nin y x'li bir ifade olduğu için onun da türevini alırız arkadaşlar. X'in türevi de 1 olur arkadaşlar bakın şurada. Buradan y üssü biz y üssünü arıyoruz zaten. Y üssü eşittir 1 bölü kosinüs y oldu arkadaşlar. Şimdi bu burada y'li bir ifade istemiyoruz arkadaşlar. Yani x'li bir ifadeye dönüştürmemiz gerekiyor. Burada da şöyle bir dönüşüm yapıyoruz. Sinüs kare y artı kosinüs kare y 1'e eşit olduğu için kosinüs kare y 1 eksi sinüs kare y yani şunu karşıya eksi olarak atıyoruz. Kosinüs kare y 1 eksi sinüs kare y. Kosinüs y de arkadaşlar kök içerisinde iki tarafın her iki tarafın kökünü alırsak kök içerisinde 1 eksi sinüs kare y'ye dönüşür. Y üssü de arkadaşlar kök içerisinde kosinüs y yerine ne yazıyoruz? Bu ifadeyi yazdığımız zaman 1 bölü kök içerisinde 1 eksi sinüs kareye. Bakın bizim sinüs y'miz x'ti zaten. Sinüs kare y de neye eşit olur? X kareye eşit olur arkadaşlar. Yani buradaki diğer ifadelerin dönüşümleri de buna benzer şekilde arkadaşlar. Şimdi bakın şurada örneklerimize geçelim. Y eşittir arc sinüs x kare. Bakın şurada sinüs u'nun türevi nedir arkadaşlar? Şu ifadenin türevini alacağım arkadaşlar. X karenin türevi. X kare eşittir u'ysa kök içerisinde 1 eksi u kare. Bakın gelelim şurada. Açalım bir tane. Bakın burada şey diyelim. U eşittir x kare diyelim. U eşittir x kare arkadaşlar diyelim. Burada ne yapacağız bakın şuradaki şeye göre u üssü. U üssü x karenin türevi nedir arkadaşlar? Y üssü diyelim. Y üssü eşittir x karenin türevi 2x'tir arkadaşlar. 2x bölü x bölü kök içerisinde arkadaşlar. Bakın kök içerisinde 1 eksi u kare. Yani x karenin karesi arkadaşlar. Kök içerisinde 1 eksi x karenin karesi. Burada ne eşit olur arkadaşlar? 2x bölü şunu şöyle kopyalayalım. 1 eksi şurası x üzeri 4 olur arkadaşlar. Bakalım bizde değer vermiş mi? Vermemiş. Direkt y üstünü sormuş. Değer verseydi o bulduğumuz istediği değeri x yerine yazacaktık arkadaşlar. Bakın burada da y eşittir artı sinüs x bölü 2. Bakın bu sefer u'ya ne diyeceğiz arkadaşlar? X bölü 2. Şunu kopyalayalım.
U eşittir arkadaşlar x bölü 2. Bakın y üstü neye eşit olur? Şuradan biraz boşluk açayım. X bölü 2'nin türevi nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 değil mi? Bakın x'in türevi 1'dir. Şu 1 bölü 2'yi çarpan olarak alırsak arkadaşlar şurası 1 bölü 2. Kök içerisinde 1 eksi x bölü 2'nin karesi arkadaşlar. 1 eksi şurası. X bölü 2'nin karesi 1 bölü 2 bölü. Bakın burada da bir değer vermemiş. 1 bölü 2 bölü. Şimdi kopyalayalım. X bölü 2'nin karesi nedir arkadaşlar? X kare bölü 4. Geldik. Y eşittir. Art tanjant 2x'in türevine. Bakın burada u'muz zaten nedir? 2x'tir. Bakın tanjantın türevi nedir arkadaşlar? U üssü bölü 1 artı u kare. Bakın geldik. Şuradan bir tane kopyalayalım. Bakın u ne eşittir? 2x'e. Bakın y üssü u üssü bölü 2x'in türevi nedir arkadaşlar? 2 bölü 1 artı x kare arkadaşlar. 1 artı 2x'in karesi. Bakın burası neye eşit olur? 2 bölü 4 x kare. Bakın bize neyi sormuş arkadaşlar? Y üzeri 2'yi sormuş. 2 yazarsak arkadaşlar 2'nin karesi 4, 4 kere 4 16, 1 de burada 17 eşittir 2 bölü 17 arkadaşlar. 2 bölü 17. Bakın geldik. Arc kotanjant kök x'in türevine. Bakın burada da aynıdır arkadaşlar tanjantta. Bakın aradaki işaret eksidir sadece. Tanjant u üssü bölü 1 artı u kare. Kotanjant da eksi u üssü bölü 1 artı u kare. Bakın şunu kopyalayalım.
Aşağıya alalım. Bakın burada U neye eşit arkadaşlar? Bakın kök X'e eşit. Y üssü eşittir. Eksi U. Bakın kök X'in türevi nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 kök X. Burada eksi işaretini şuraya yazalım. Eksi. Bakın şöyle düşünün. X üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 başa gelir arkadaşlar. 1 bölü 2 eksi 1 de 1 azalttığımız için eksi 1 bölü 2 olur. O da eksi olduğu için paydaya geçer arkadaşlar. Eksi 1 bölü kök 2x olur arkadaşlar. Bakın şu eksiyi buraya yazdım. 1 bölü 2 kök x arkadaşlar. Şurası 1 artı x kare arkadaşlar. Kök x'in karesi nedir? X'tir. 1 artı x. Bize neyi sormuş arkadaşlar? 4'ü sormuş. X yerine 4 yazdığımız zaman bakalım. Şöyle sileyim. Bakın şurası 4, 2 olarak çıkar. Şurası 1 bölü 4 oldu arkadaşlar. 1 bölü 4. Burası da 5 olur arkadaşlar. 1 bölü 4 bölü 5. 1 bölü 20 olur. Eksi 1 bölü 20. Burada şöyle biraz daha açıklayıcı yazayım. Bölü 4. Şurada eksi unutmayalım. Eksi bölü 5 eşittir. Eksi 1 bölü 20. Bakın U'ya ne dediğinizi yazarsanız soru daha açık olur arkadaşlar. Bakın burada yine tanjant sorumuz var. Şurada kopyalayalım şunu. Bu ne eşit arkadaşlar? X küp artı x kare. Bakın f üzeri biri sormuş. Yani y üzeri biri sormuş. Şimdi şu kısım neydi arkadaşlar? Bakın u üssü. Bakın şöyle bir daha göstereyim. Bakın şuranın türevini alacağız. 1 artı u kare. Türevini alacağız arkadaşlar. X küp artı x karenin türevi nedir? 3x kare. 3x kare artı 2x. Burası da arkadaşlar 1 artı böyle parantez içerisinde yazalım. Kendisini yazıyorum aynısını. X küp artı x karenin karesi. Kotanjant olsaydı arkadaşlar arada eksi var sadece. Şurada x karenin karesi. Bakın zaten neyi sormuş? Y üssü 1'i sormuş. Bakın hiç açmaya gerek yok. Direkt yerine 1 yazalım. Bakın şuraya 1 yazdığım zaman şimdi şöyle kopyalayalım. Bakın 1 yazdığım zaman şurası 5 olur değil mi? 3 çarpı 1'in karesi artı 2 çarpı 1. Şurası 5 olur. Şöyle gösterelim. Şurası 5.
Şurası da bakın 1, 1'in küpü 1 artı 1'in karesi 1 arkadaşlar. 2 olur burası. 2'nin karesi 4. 1 de burada 5. 5 bölü 5 sonucumuz 1 olur. Bakın şunu da gösterelim. Şurası ne eşit olur? 1 artı 1 2. 2'nin karesi 4. 1 artı 4 5 eşittir. 5 bölü 5. Eşittir 1 arkadaşlar. Şimdi logaritmik fonksiyonun türevine diğer videoda geçeceğiz.